tabelalarla da bir farkındalık yaratıp burada yuva olduğunu sahile sonra gelecek olan, gezinecek olan insanlarımıza da bildireceğiz ki yuvalarımız bozulmasın. Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri bu yılda karette karettalar ağırlıyor. Merkez Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kazanlı ve Adanalıoğlu sahillerinde karette karette ve yeşil deniz kaplumbağalarının koruma altına alındığı önemli üreme alanları arasında yer alıyor. Tabelalarla da bir farkındalık yaratıp burada yuva olduğunu sahile sonra gelecek olan, gezinecek olan insanlarımıza da bildireceğiz ki yuvalarımız bozulmasın, yavrularımız en sağlıklı şekilde Akdeniz sahillerinden dünyaya ulaşsınlar diye bütün bu tabelaları da yarından itibaren dikeceğiz. Deniz kaplumbağaları 25 yıl sonra okyanus suyunu aşarak doğdukları Kazanlı ve Adanalıoğlu kumsallarına geri dönüp yumurtalarını bırakmaya başladı. Sadece Kazanlı sahilinde son 15 gün içerisinde 32 karette karette ve yeşil deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından biri olan Kazanlı kumsalını ziyaret ederek nesli tehlike altında olduğu için tüm dünyada koruma altına alınan karette karettelerin üreme alanlarına koruyucu tabelalar dikti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımızla işbirliği yaparak deniz kaplumbağalarının nesillerinin devamı için belediye olarak tanıtım broşürleri de hazırlıyoruz dedim. Adanalıoğlu Deniz Ormanı ve Sahili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile kesinlikle korunacak milli park ilan edilmiştim. Annemiz de yumurtlayacağı yuva alanını açıyor gördüğünüz gibi. Bu annemiz yumurtalarını bıraktı, üstünü kapattı. Tahmin ediyorum biraz sonra onu Akdeniz'e, oradan da dünyanın değişik okyanuslarına hep beraber yolcu edeceğiz.